Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Önceki sinematografi videomda küresel lenslerden bahsetmiş ve bu lenslere filmlere etkeden anlamlar ifade etmiştik. Bugünkü videomuzda ise geçen videoda bahsetmediğimiz lenslerin başka bir çeşidi olan ve Quentin Tarantino gibi yönetmenlerin sıklıkla kullandığı anamorfik lenslere bakacağız. Öncelikle anamorfik lensleri anlamak için çıktığı yıllara dönmemiz gerekiyor. 1950'li yıllarda televizyonun yükselişiyle birlikte sinema sektörü kendini yeni arayışlar içinde buldu. Bu arayışlardan bir tanesi ise akademi tarafından standart haline gelmiş 1.33 yani 4'e 3 görüntü oranını değiştirip geniş ekran oranları elde etmekti. Böylece seyirci daha estetik bir görüntü izleyebilecekti. Geniş ekran oranını elde etmek için iki tane yol vardır. Bu yollardan bir tanesi görüntünün alt ve üst tarafını karşılamaktır. Bu durumda görüntünün büyük bir kısmı kaybolur ve görüntü kalitesi düşer. Diğer bir yol ise bugünkü videomuzda bahsettiğimiz anamorfik işlemdir. Şimdi isterseniz anamorfik lensleri inceleyelim. Anamorfik lensler çekim yaparken normalden geniş bir görüntüyü büker ve sıkıştırır. Böylece sıkıştırılmış, basık, ince bir görüntü elde edilir. Daha sonradan bu görüntü yayınlanırken projeksiyon sisteminin içinde bulunan anamorfik projeksiyon lensi görüntüyü genişletir. Böylece görüntü normalde olduğuna göre neredeyse iki katına çıkar. Bize 2.35, 2.39, 2.40 değerlerinde geniş bir görüntü verir. Sonucunda ise büyüleyici sahneler elde edilir. Şimdi anamorfik lensler ile küresel lenslerin farklarına bakalım. Öncelikle yapısal olarak küresel lensler dairesel optik içerirken anamorfik lensler sıkıştırılmış çekim özelliği olan elips optikler içerir. Optiklerin elips olmasından kaynaklı ışığı alma şekline bağlı olarak dairesel değil elips bokeyler elde edilir. Bokeyler odak dışında kalan alanda net olmayan görüntülerin durumu olarak tabir edilebilir. Anamorfik lenslerde optiklerin elips olmasından kaynaklı bokehler de elips gözükür. Ayrıca anamorfik lenslerde çözülme sırasında bükülmeden kaynaklanan mavi, parlak bir çizgi çıkabilir. Bu bilgiler size bir filmde anamorfik lens mi yoksa küresel lens mi kullanıldığını anlamanız için bilgi verebilir. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. Başka bir fark olarak göze çarpıcı, geniş sahneler elde edilmesine rağmen sıkıştırılmış görüntüler kullanılmasından kaynaklı küresel lenslerden farklı olarak yayılma esnasında gram ve bozulmalar artar ve daha yumuşak görüntüler elde edilir. Peki bir yönetmen neye göre anamorfik lens ya da küresel lens kullanmalı? Ya da siz tercihinizi neye göre yapmalısınız? Öncelikle bu konuda belli bir standart yoktur. Yönetmenler filmden filme anlatacakları konuya göre küresel lensler ya da anamorfik lensler arasında tercih yapabilir. Hatta nadir olarak bir filmin içinde farklı görüntü oranlarını kullanan yönetmenler de vardır. Örnek olarak 1.1 görüntü oranıyla çekilen Mummy filmindeki bazı sahnelerde karakterlerin içinde bulunduğu psikolojik durumu daha iyi aktarmak için daha geniş bir oran olan 1.85 oranına geçilir. Yönetmenler kendi anlatacakları filmde hangi lensin daha avantajlı olduğunu değerlendirerek lens tercihini yapar. Kalabalık bir ekip veya savaş sahnesi gibi geniş bir görüntü gerektiren sahnelerde
sinematik görsel olarak büyüleyici sahnelerde anamorfik lens, net çekim gerektiren, seyirciye ciddiyet aşılayan sahnelerde küresel lensler çok daha mantıklı olacaktır. Mettiamo tutto a posto. Sti fissarie. Si deve finire. Ancak siz yeni başlayan bir yönetmenseniz, anamorfik lenslerin çok pahalı ve kompleks yapılar olduğunu hatırlatmak gerekir. Küresel lens kullanımı anamorfik lenslere göre daha kolaydır. Bugünkü videomuz şimdilik bu kadardı. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.